Beyken Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden yardımcı doçent doktor Tuğçe Mine Akpınar Çetin. Hocamızın konu başlığı sanatçı yetiştiren lisans programlarında diksiyon, ses ve konuşma derslerinin için fonetik bilimi ile beraber gerekliliği hocam. Teşekkür ederim. Bu kadar müzisyenin arasında bir tane tiyatrocu bilemiyorum. Dün kabahatlerim oldu. Bizim festivalimiz dün akşam sona erdi. Dolayısıyla Gökhan Bey beni bugün aldı. Olsun, ben çok mutluyum. Bir okyanusun içindeyim şu anda. Sizleri tanımaktan çok mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum bu sempozyumu düzenleyen herkese. Ve harika bir organizatörsünüz Gökhan Bey. Evet, benim konu başlığım sanatçı yetiştiren lisans programlarında ses konuşma, ses eğitimi ya da diksiyon derslerinin fonetik bilimiyle birlikte yürütülmesinin gerekliliği üzerine araştırma yaptım. Bu sunumda problemim, amacım, örneklerim, yöntemim, sonucum, bazı kavramlar ve görüşmelerden örnekler sunacağım sizlere. Görüşmeler deyince nitel bir araştırma yöntemi kullandım ben. Bu araştırmada 5 tane öğretim üyesiyle görüştüm. Bu görüşmelerden de bazı alıntılarım olacak, onları aktaracağım size birazdan. Sunum çok kısa sürecek, merak etmeyin. Aslında benim temel problemim şu. Ben ve benim gibi meslektaşlarımızın temel problemi şu. Türkçe sanıldığının aksine yazıldığı gibi okunan ya da konuşulan bir dil değil. Böyle bir genelleme var. Bunu şöyle söylememiz gerekiyor. Türkçe genellikle yazıldığı gibi okunan bir dil dememiz gerekiyor. Çünkü belirli fonetik kurallarımız var. Biz sıklıkla diksiyon hakkında bir takım şeyler duyuyoruz ama fonetiğin ne olduğuna dair genelde pek bir bilgimiz yok. Ülkemizde pek çok sanatçı ve eğitimci Türkçenin seslerini ne yazık ki yanlış kullanmakta. Buna rağmen de Türkçeyi etkili ve düzgün konuştuğunu düşünmektedir. Son yıllarda ülkemizde vakıf üniversitelerinin de sayılarının artmasıyla birlikte bu üniversitelerde sahne ve tasarım, oyunculuk, tiyatro, drama gibi bölümlerin sayılarında da artış gözlemlenmeye başladı. Bu aslında olumlu bir gelişme. Ancak acaba bu kurumlarda nitelikli öğretim görevlileri ya da öğretim üyeleri var mı? Yani bu eğitimleri veren hocalar acaba nitelikli hocalar mı? Bunun üzerine bir araştırma yapmak istedim ben. Elbette ki bu hocaların atamaları yapılırken, elbette ki öğretim görevlileri ise uzmanlık alanlara bakıyorlar ama pek de bunun uygulamada böyle olmadığını ne yazık ki görüyoruz. Öğrencilerimizden en azından. Amacımdan bahsettim. Tekrar etmek gerekirse sanat eğitimi veren üniversitelerde bu dersi veren eğitimcilerin fonetik biliminden istifade edip etmediklerini araştırmak benim amacım. Nitel araştırma kapsamında lisans düzeyinde bu dersin eğitimini veren 5 öğretim üyesiyle görüşme yapıldı. Ve araştırmanın amacı doğrultusunda da kendilerine 5 tane soru yönelttik. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim, fazla zamanınızı almayayım sizi. Çünkü makalemde detaylı olarak bahsettim. Güzel Sanatlar Fakültelerinin ya da konservatuvarların sanatçı yetiştiren bölümlerinde etkili ve güzel konuşmaya yönelik hangi dersleri verdiniz? Bu diksiyon olabilir, ses konuşma olabilir. Bu derslerin içeriklerini genel hatlarıyla belirtir misiniz? Bakın bu soruyu sorarken ben aynı zamanda öğretim üyesinin de donanımını anlamaya çalışıyorum. Yani derslerinde neler anlattığını, ne şekilde yöntemler kullandığını anlamaya çalışıyorum. İyi bir fonetik eğitim almış biri olarak. Hepimizin bildiği ki konuşma dili yazı dilinden önce ortaya çıktı. İnsanoğlu düşüncelerini ve hislerini yazıyla anlatmadan önce konuşarak ifade ediyordu. Ama şu var ki konuşma dilini yazı dilinden bütünüyle ayıramayız. Ve yazı dilindeki basit alfabenin, yani bizim alfabemizin
içindeki o 29 harfin dışında başka harfler de var. Bunlara birazdan değineceğim. Bir başka konudan bahsetmek istiyorum. Teknolojik alandaki gelişmeler iletişimi ne kadar geliştirse de bireysel ve toplumsal alandaki ilişkilerde hala konuşma önemini korumaktadır. Fonetik bir diğer adıyla ses bilgisi, konuşma dilindeki seslerin bütün incelikleriyle inceler ve konuşma dilini belirli fonetik düzen ve kurallara bağlar. Yani daha geniş bir tanımla Nusret Şenbay, Allah rahmet eylesin, çok değerli bir diksiyon ve fonetik hocasıdır. Şöyle söyler, fonetik seslerin oluşumunu, yani doğumlanma dediğimiz şeyle ilgilenir. Ve seslerin yüklendiği görevlerden bahseder, uğradıkları çeşitli değişimleri anlatır, bir gramer dalıdır. Peki bu fonetik dediğimiz ses bilgisinin bilimin kendine ait bir alfabesi var mı? Elbette ki var. 1886 yılında Fransa'da Ses Bilgisi Öğretmenleri Derneği tarafından kurulmuştur ve son şekilde 2005 yılında gelişmiştir. Uluslararası Fonetik Derneği adını almıştır. Ben alfabeyi peki sonra göstereyim. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Yılın alfabemizde yer almayan bazı harfler var. Mesela E harfinden bahsedelim. Hepimiz tek bir E çeşidi biliriz. Oysa fonetikte 5'e yakın E vardır. Ancak ben okulda öğrencilerime sadece iki çeşidi anlatabiliyorum. Çünkü oldukça zor. Açık E, kapalı E, bükümlü E, açığa eğilimli, kapalı E eğilimli. Ama açık ve kapalı yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Örneğin şu cümleye bakalım. Gece penceredeki benekli tekir kedi tenceredeki eti yedi cümlesindeki bütün E harfleri kapalıdır. Ama ben, sen, gen, yen sözcüklerindeki bütün E'ler açıktır. Bu açıklık ve kapalılık tamamen bizim ağzımızın ve çenemizin açıklık ve kapalılığıyla doğru orantılıdır. Ancak bu kelimeler iyilik iki aldığında sözcükteki E'lerin kapalı olduğunu göreceksiniz. Yani benim. Kulağı çok iyi olan öğrencilerin, müzikle uğraşan öğrencilerin diksiyon ve fonetik derslerinde oldukça başarılı oluyorlar. Şöyle bakalım. Ben sözcüğündeki E'nin E şeklinde çıktığını göreceksiniz. E. Ben. Ama seni sözcüğünde E. Seni. E. E. Dolayısıyla müzikle uğraşan öğrenciler yeni bir makale belki buradan bir araştırma konusu çıkabilir diye düşünüyorum. Evet. Devam etmek istiyorum. Bir başka örnek, lale sonucuna baktığımızda burada da ağların durumu var. Biliyorsunuz bizde bir şapka var, imi var. Bunun iki görevi vardır, hem uzatır ve hem de inceltir. Örneğin lala sözcüğüne baktığımızda, lala değil ancak şimdi sade etmeyle karıştırmayalım. Lala sözcüğüne baktığımızda dilimizin ucunun ağzımıza nereye değdiğine dikkat etmemiz gerekir. Şimdi ben bunları neden anlatıyorum? Şu yüzden anlatıyorum. Eğer diksiyon dersi veren bir eğitimci sesli ve sessiz harflerin nasıl boğumlandığını bilmezse öğrenciye sadece şunu söyler. Hayır çocuğum, lala diyeceksin. Hayır çocuğum, lala diyeceksin. Ama dilinin ucunu nereye değdirmesi gerektiğini ya da ağzını nasıl açmasını gerektiğini göstermezse ve uygulatmazsa öğrenci başarılı olamaz. Dolayısıyla fonetik diksiyondan asla bağımsız düşünülemez. Peki fonetik derslerin içeriğinde neler var? Az evvel de değindim. Konuşma ve ses organlarının anatomik olarak incelenmesi. Bakın. Burada gördüğünüz gibi anatomi bilmek zorunda. Diyafram nedir bilmek zorunda. Göğüs nefesi nasıl alınır, ne zaman alınır, diyafram nefesi ne zaman alınır. Diyafram nefesi almaya yönelik çocukları en az 2 yıl eğitmelidir bu hocalar. Dolayısıyla bunun eğitimini almış olmaları gerekir. Devam ediyorum. Konuşma ve vurgulama hatalarının egzersizle düzeltilmesi. Bazen insanlar konuşurken çok melodi yaparlar. Melodik konuşurlar. Bunun da sebebi kelimelerin yanlış hecelerine vurgu yapmalarıdır. Örnek vereyim hemen. Kalemlik sözcüğünde vurgu son hecededir. Çünkü Türkçe
Türkçe'de genel kural, vurgu son hece üzerinde toplanır. Kalemlik son hecededir. Eğer konuşan bir kişi vurguyu yanlış hece üzerine yaparsa o zaman melodik bir konuşma olur. Bu da sanatçılarda, özellikle bizim meslekte asla tasvip etmediğimiz bir durumdur. Yine derslerde bu eğitimciler şiirler üzerine çalışabilmeli, monologlar üzerine çalışabilmeli, tiyatro metinleri üzerine çalışırken teorik açıklamalar da yapabilmelidir. Affedersiniz. Yine bu eğitimciler Türk dilinde kullanılan bütün vokal ve konsonların nasıl ve hangi ses organında ne tür hareketlerle oluştuğunu incelemek zorundadır, bilmek zorundadır. Öğrencilere doğru, temiz ve ifade zenginliği içeren bir telaffuz kazandırabilmelidir. Evet. Diksiyonu fonetikten ayıramayız dedik. Diksiyonundan da bahsedelim biraz. Sözü söylerken, duygu ve düşünceleri aktarırken, doğru ve üslubuna göre aktarabilmek için sesin ahengini, söylenişini, jest verimi, alınacak tavırları yerli yerinde ve güzel kullanma sanatıdır diksiyon. fonetik diksiyon analizi düşünülemezse sürekli vurguluyorum. Bilhassa şive düzeltmede, bakın burada kitapta şive bozuklukları diyordu. Ben bunu kabul etmiyorum, ben bunu bir bozukluk olarak görmüyorum. Şiveler bizim kültürel zenginliğimizdir. Ancak kullandığımız İstanbul ağzıdır. Tıpkı Fransa'da nasıl Paris konuşma diline öncülük ettiği gibi İstanbul'da konuşma diline öncülük eder. Ortak bir ağzımız vardır bizim İstanbul ağzıdır. Şive bozuklukları demek istemiyorum. Benim de şivesi olan öğrencilerim var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan gelen. Onlar da Kürtçeyi İstanbul ağzına düzeltmeye çalışıyorlar. Bu anlamda konuşma hataları, bazı konuşma hataları, vurgu hataları dedim size az evvel ya da açık E, kapalı E gibi fonetik diksiyonun son derece önemli bir yardımcısıdır. Peki. Uluslararası fonetik alfabeyi göstermek istiyorum size. Aslında zor gibi gözükse de bu işle ilgilenen, üzerine düşen hocalarım oldukça faydalanmaktadır. Bu iyi bir diksiyon ve fonetik hocasının bilmesi gereken konular, artikülasyon, sınır sinyalleri nedir, nerede durması gerektiğini, entonasyon, sanatçı yetiştiren bir hocada olmazsa olmaz bir başlıktır bilmesi gereken ulama. Şöyle kısa bir, beş kişiyle görüşme yaptım, kısa bir paragraf okumak istiyorum. Hocalardan bir tanesi şunu söyledi. Melike Burak Aras, diksiyon dersi verdiğim dönemde oyuncu adaylarına öncelikle iyi konuşmanın ne olduğunu genel tanımlarıyla anlatarak başladım. Fonetik dersine önem verir. Derslerimde ses organlarını tanımaya ve bedenlerini ısıtmaya yönelik egzersizler yaptırıyorum. Önce harflerin, sonra da kelimelerin ağzımızda nasıl bulunması gerektiğini gösteren çok tekrarlı alıştırmalara geçiyorum. Tekrar demişti az evvel bir hocamız, Suzuki konusunu anlatan bir hocamız. Bize de repete çok önemli. Finalde oyunculara seçtiğimiz sahne ve traklarını cümle cümle ayırarak nasıl doğru duygu, tonlama ve vurgu yapılması gerektiğini çalışıyorum. Bu dersin sonunda oyuncunun yarattığı karaktere uygun konuşması için gereken egzersizleri yaptırıyorum. Oyuncu adayının yaptığı yanlışları duyabilecek iyi bir kulağa ve bu yanlışları düzeltebilecek yeterlilikte eğitime sahip olması gerekmektedir. Bu yüzden öğretilen alana hakimiyet gereklidir. Oyuncunun işinin %60'ı iyi konuşmadır. Yani oyuncu doğru konuşabiliyorsa vardır. Oyunculukta bu kadar fazla ağırlığı olan alanın eğitmeni de kapsamlı bir eğitimden geçmiş olmalıdır. Bu yüzdendir ki bu dersi verecek eğitmenler konservatuar eğitimi almış kişiler arasından tercih edilir. Türkiye'de bu eğitim ne yazık ki yeterli değildir. Sadece birkaç üniversitede bu alana yönelilmiş ve yeterli ve az sayıda yeterli eğitimciler vardır. Bu da çok azdır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kapsamlı eğitim görmüş eğitimcilerden yardım alınmalıdır. Bu sadece görüştüğüm
bir hocadan bir paragraf size aktardım. Sonuca bağlıyorum artık. Aslında burada üzerinde durmak istediğim en önemli konu şu. Türk dili kendi öz benliğini bulma anlamında çok önemli adımlar atmıştır. Atatürk'ün de önderliğinde. Ve çok çalışmalar, araştırmalar, uygulamalar yapılmıştır. Ve aydınlığa çıkılmıştır. Ne var ki aynı ilerleme konuşma dilinde sağlanamamıştır. Bunun gerekçelerinden biri de konuşmada birliği sağlamak gibi bir sorunun hiçbir dönemde gündeme getirilmemiş olmasıdır. Sadece belirli fakültelerde, belirli derslerde konuşma dersleri verilmekte ya da ön planda olan birkaç sanatçı ya da politikacı bu dersleri alarak sadece hayatını başarılı bir şekilde sürdürmeye çalışmaktadır. Oysa sanatçıların ve eğitimcilerin, özellikle eğitimcilerin Türkçeyi çok düzgün konuşmaları gerekmektedir. Evet, görüşmelerde araştırmanın amacına yönelik konuyla ilgili dersleri veren eğitimcilerin alanında uzman olduklarını tespit ettim. Ve fonetik biliminden de istifade ettiklerini gördüm. Ancak bir şeyi daha fark ettim. Bu derslerin ne yazık ki saatlerinin sayılarının azaltıldığı. Yani derslerin gittikçe içerisinin boşaltıldığını tespit ettik. Bu anlamda yetkililere son derece önemli görevler düşüyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Aslında iki sorum var. Buyurun. Bir açık ve kapalı E müzik. Kaçırdıysam bağışlarla bütün vokaların açık ve kapalı şekilleri var mı? Hepsinin var. Hepsinin var. Bir de şey bu A üzerinde bu şapka. Şapka A, o ondan biraz anlatır mısın? Yani, öz Türkçe bir ses ya başka insanlardan yani işte o ses için merak ediyorum. Peki, hemen şöyle bir örnek vereyim size. Bizim eğitimimizde ilkokuldan itibaren Türk çocuklarına şöyle söylenir. Şapkayı gördüğünüz zaman incelteceksiniz kelimeyi ya da uzatacaksınız. Ancak bazı sözcüklerde biz bu şapkayı göremeyiz. Göremediğimiz halde sözcüğü uzatmanız gerekir. Örneğin bazı sözcüğü. Ya da lale örneğine baktığımızda siz şapkayı gördüğünüzde iki iş yapacaksınız. Biri o heceyi hem incelteceksiniz hem de uzatacaksınız. Lale. Bakın hem uzattım hem de incelttim. Eğer inceltmeseydim lale olacaktı. Bu aslında şununla alakalı bir durum. Yabancılar çok zorlanıyor. Çünkü gerçekten 0-6 yaş eğitimle başlar. Yani anne ne kadar düzgün kullanırsa ana dilini, çocuk o kadar bunu doğru algılar. Yabancıların Türkçe öğretmek aslında şu açıdan kolay. Türkçe büyük oranda yazıldığı gibi okunan bir dil ve okunduğu gibi yazılan bir dil. Ama istisnalar var. Bu noktada da diksiyon devreye giriyor. Siz anladığım kadarıyla yabancısınız değil mi? Evet, ana dilim İngilizce'dir. Evet. Şey, bu mesela bu kalp kelimesi kalp. 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 Heart. Heart. Tam telaffuzu nasıl oluyor? Kalp. Ön dilinizin ucunu, L harfini söyleyebilmek için üst damağınızın ön sırasına değdireceksiniz ve o zaman kalp diyebileceksiniz. İsterseniz kalp. Arada deneyin. Kalp. Dilinizin ucu üst ön sıra damağa değecek. Bu ders uygulamalı bir derstir. Ben bütün ders boyunca parmağımla çocukların damağını gezerim. Uygulamalı bir derstir. Ancak uygulatarak ve uygulanarak öğrenebilir. Dolayısıyla bu derslerde devam esastır. Estağfurullah.
Çok teşekkür ederim. Bu çalışmalar için.